E söylediğimden o çıkmıyor ki. Çıktı. Bu hafta gündemimiz Neler çok var? yoğun değil geçen haftanın aksine. Ben de pideli köfte yedim. Ne kadar profesyonel konudan konuya geçtim ya. Hayır üzerine yumurtayı kırıp tahta kaşığın arkasıyla böyle Hayır. karıştırdım. <laughs> Öğrenci biletimizin fiyatı düştü. Ben Venezuela'daydım. Evet. Beni aradı. Herkesi bekleriz. Sağ 23 Nisan, İhsaniye ve evet. Balat. 3 nokta oldu. Ee, biraz YouTube'da takipçi sayımızı arttırsak fena olmaz. Evet oradan hani derlenmiş ama evet. hangi kitap? Ertan Ayçet'in Bisiklet Evi açılıyor. Güzel belki yaşlandığında seni oraya alırız. Benim hemen gözlerimi dolduruyor bu durum. İşte bak bu yaşlılık göstergesi. <laughs> Breaking Bad falan değil bu. <laughs> Niye bana <laughs> teşekkür ediyorsun? Şu anda da öyle. Merhaba Nülüfer. Nülüfer de bu hafta podcast ve YouTube programında yine beraberiz. Merhaba Nilüfer. Arzu inatladığını söylemesine rağmen ben El Cenk Algin. Tanınıyorum karşımda, diye düşünüyorsam. Karşımda da Arzu Tan var. Sadece soyadından dolayı tanındığını zannediyorum ama sadece Tan. Bir de Arzu benim yerimi kapıyorsun iki haftadır. Gözümden evet. kaçmıyor. Yani iki hafta gelmedim ve oraya oturdun diye ya. orası hep seninmiş gibi Oldu. Bilmiyorum. Memnun e, YouTube'dan musun? izleyenler neden ama buradan daha az çirkin çıkıyorum o yüzden. Ya estağfurullah sen her yerden <laughs> güzelsin ama yine de e, değişelim bari ya. Şey Çünkü olur, orada tam benim arkamda ayna var ya. Böyle aynaya bakarak konuşmak daha keyifli. Sen o ben keyifli kendimi yaşıyorsun kendimi aslında. Ben kendimi görmüyorum ki. Sana bakıyorum yine. E, ben de sana bakıyordum arada. Belki var, pembe arkası... tokan gözüküyordur <gülüyor> aynadan. <laughs> Kendi. Yine de arada değişelim. Acuyuna Arada değişelim. Tamam şöyle yapalım. Bak ince bir espri yaptım ama yakalamadın galiba. Haziran ayında pembe takı. <laughs> Neyse espri <eskili gülüyor> ya anlamadım, ver. yakaladım da ama anlamadım. Açsana ee, biraz. Boş ver, boş ver. Bir şey ayı ya Haziran ayı, renkli insanlar. Ha, o. Evet. Ee, Güzel. Ama renkleri cinsiyetlere at Çok ayıp ettin az önce. Yanlış bir şey mi söylemiş Tabii oluyorum? ki de. Hmm. Tabii Renkler ki de. renktir. Evet. Yani herhangi bir renk herhangi bir cinsiyete ait değildir olmamalıdır. E söylediğimden o çıkmıyor ki. Çıktı? Çıktı mı? Çıktı. Keselim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> bütün renkler kardeştir ve Evet. bütün farklılıklar güzeldir. Evet ve gökkuşağı. Evet. Hey anıyoruz. <laughs> daha özgür ve daha e, görünür oldukları günlere Diyoruz. umutla bekliyoruz heyecanla. Peki ben de işte aynadan tokan görünür diyecektim. Görünüyor. Konu buralara geldi. <laughs> Olsun. Güzel yerlere geldi. Şöyle yapalım. E, dönüşümlü yapalım. Yani bir hafta sen burada otur. Bir hafta ben orada oturayım. E ben de Olur farklı mu? bir şey söylemedim Lep, Arzu. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk anlaşıyoruz. Evet. Lep demeden. Evet bugün bu hafta gündemimiz Neler çok var? yoğun değil geçen haftanın aksine geçen hafta o kadar yoğundu bu hafta da onun aksi biraz daha sakin ve e, serin bir hafta geçiyor. Yani yine fena değil ama geçen hafta bayağı Geç yoğundu. Geçen hafta evet. sadece cuma günü evet. bir kabustu yani 7 etkinlik vardı 7 noktada hafta sonu da devam etti işte evet. daha önce ultramaratonun cumartesi günü koştum çok güzel koştum güzel her sene derecemi biraz daha geliştiriyorum Arzu. Şüphem yok. <gülüyor> <gülüyor> ben de pideli köfte yedim. <laughs> oh, şüphem yok. <laughs> Afiyet olsun. Güzel miydi? Of. Kaç para olmuş ya? Bilmiyorum ben ödemedim. <laughs> <laughs> o da çok olmuştur. Ya ben her şeyin fiyatına her gün şaşırmaktan artık bıktım. Evet. Fiyat demişken... Ee... Ne kadar profesyonel konudan konuya geçtim ya. Geçeceğim yani. Geç bakalım ben de geçecektim. Özcan abiyle <laughs> pazarda, karşılaştık. Mıydın? pazarda karşılaştık fiyat ha, demişken. Onu konuşacağız bir dakika. Özcan abinin elleri kolları <laughs> doluydu ama. Biz... Ya. niye fotoğraf <laughs> çekmedin Özcan abi ya? Şu evlenen insan pazara gitmiş. Bir i̇şte kabak mı alıyordu? Ne <laughs> kabak alıyorlardı? <laughs> mücver yaptım sonra. Çok <laughs> güzel oldu. Ama malzemeleri unuttum. Ya, eksik, eksik. hayatı işte. Eksik eksik, eksik malzemelerle mücver şey yaptım. Şey çok önemli onda. Dereotu. Var mıydı? Dereotu vardı. Dereotu, lor peyniri, onların yumurta. Ha, O tutucu Kabart, oluyor. Kabartma tozu. O şey olmasa da oluyor. Fırında yaptım zaten. Kabartma tozu olmasa Güzel. da oluyor. Güzel. Sağlıklı bir evlilik evi. Evet. Kabartma ev. tozu yoktu ama yumurta sonradan aklıma geldi. Hı hı. Dedim ki çok cıvık olacak. Böyle bir 10 dakika fırında kalmıştı. 10 dakika sonra Toplandı çıkardım. Mi? Hayır üzerine yumurtayı kırıp tahta kaşığın arkasıyla böyle Hayır. karıştırdım. <laughs> yeni bir bulamaç elde ettim. Sonra tekrar fırına sürdüm. <laughs> yer yer böyle yumurta beyazları vardı ama. Misafiriniz gelmedi değil mi? Lezzetli oldu. Yok yani gelmedi. kendiniz yediniz. Kendimiz oh, okay. yedik. Hatta gün iş yerinde de yedim. Güzel oldu ya. Soğunca daha güzel oldu. Sıcakken yenecek bir şey değilmiş var. Soğuk çok güzel oluyor evet. Yoğurt da koymuştur ılgın yana. Ay eş, evet. eşim canınız eşim yoğurt da koyayım. <laughs> ev, ev yoğurdumuzla. <laughs> İyi çok güzel adapte olmuşsunuz. Sevindim. Evet evet. Misafirliğe bile gelebiliriz bu durumda. Lütfen bekliyorum. Kek bile karıştırırsın sen. Ee, daha yapmadık. Tatlıdan uzak durmaya çalışıyoruz. Çünkü hala e, balayı ve yeni evli göbeğimizle sahip Duruyor. oluyoruz. Duruyor yüzüyoruz ama yetmiyor. Ilgın yoga yapıyor ama yetmiyor. Bacaklarımı buradan, Burdan itiraf ediyorum yetmiyor. <gülüyor> yetmiyor. <gülüyor> ya bu dengeye kavuşur merak ettim. İlla ki illa bir de havalar çok sıcak. Çok. İştahımız da belki azalır. Ee, pek azalmıyor Ters olmuyor. olur belki diyeceğim Acıkıyoruz ama. Acıkıyoruz çünkü. Ben baya bir yıldır kahvaltı etmiyorum. Hala da etmemeye devam ediyorum. En başlarda bir böyle hemen hop diye kilo verdirdi bana. Hı -hı. Sadece kahvaltı Hı -hı. etmemek. Belli aralıklarda belli saat aralığında beslenmek ama Şimdi şu anda vücut, vücut ona da alıştı galiba hı, tepki tekrar vermiyor. yine. Hı, hı. Göbek olarak tepki görüyor bana. <laughs> Neyse ki oturuyoruz burada. Ayakta olsak hiç ben yapamam Çok belli şey. oluruz değil mi? Hı -hı. Ay bu da çok şık koymuş falan derler. Ee, bağlayacağım yer şuydu. Nilüfer Caz Festivali biletlerimiz satışta. herkes biliyodur. Ee, öğrenci biletimizin fiyatı düştü. Öğrenci demeyeyim indirimli diyelim. Öğretmenler de faydalanıyor. Evet veriyor. doğru. indirimli biletimiz 50 TL oldu. Evet, 70'te 50 oldu. Ee, evet. Önceden alanlara da e, biletini al, üzerinden alındığı için zaten hı hı hı. E, kartlarına e, iade yapılacak. E, evet. Buradan duyuralım. Tam bilet hala 90 TL ama indirimli biletler 50 TL oldu e, ve çok güzel isimler var. Heyecanla bekliyoruz. Evet, biletlerinizi almayı unutmayın. Jazz tatiliyle ilgili sana enteresan bir şey söyleyeyim mi? Evet. Biz Ilgın'la jazz tatilinde tanıştık. Ha. Evet, geçen seneki jazz tatilinde. Kimin konseriydi? E, onu hatırlamıyorum. Önemli bir bilgi ama bu lütfen. Evet. E, ilgın hatırlıyor. Tamam ona sorarım. <laughs> tamam haftaya haftaya bunu söylerim. Çünkü ben çok konsere bakamamıştım. <laughs> Romantik arkadaşım benim. Evet evet. Öyle orada işte görüp aa ne güzel falan deyip sonra o gün tanıştık. Bizim Serdar'la tanışma hikayemiz çok tuhaf. Nasıl? Ya yani Hepsini anlatamayacağım ama iş görüşmesinde tanıştık mesela. O kısmı bile tuhaf bence. Ben evet, iş işveren yaptı. Hadi be. Evet müdürümde. Aa, o çok ayıp değil mi ya? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Allah Allah. Ve i̇lk iş, şöyle, ilk şöyle, iş görüşmesi ilginç. İlginç kısmı ne biliyor musun? Ben e, çok uza, uzatır mıyım ya anlatırsam? Tamam, çok kısa anlatayım mı? Ben Venezuela'daydım. <laughs> beni aradı. Bir gün önce ya da bir gün sonra arasaydı bana ulaşamayacaktı çünkü e, operatörümün diğer geçeceğim yani bir gün önceki ülkeyle bir gün sonraki geçeceğim ülkede. Ee, şeyi geçmiyordu, operatör anlaşması yoktu, yani muhtemelen telefonu kapalı olacaktı ve ulaşamayacaktı bana, bir daha aramayacaktı filan. Sen ne yapıyordun Venezuela'da? Gezmeye gitmiştim. Oo. O gün işte ara, o gün aramasıyla yollarımız kesişmiş oldu. Ben Venezuela'dayım ama kısa bir süre sonra geleceğim, görüşürüz dedim. Dönünce de işe ihtiyacım olacaktı çünkü hakikaten de. Dönünce görüştük sonra hem iş sahibi hem iş sahibi oldum. <laughs> Vay arkadaşım. <ya. gülüyor> Öyle tuhaf bir hikaye var. İyi enteresan hikaye. Evet evet. Şaşırdım. Öyle. Gündem'e dönelim. Ama mi? yine ayıp bence. <gülüyor> <gülüyor> ya aşk ya? seni nerede bulacak belli olmuyor Cenk. Nereden bileceksin? Bak seni konserde bulmuş, ben iş görüşmesinde buldu. Böyle bir şey yani. Böyle şiirsel cümleler kurdum beni şimdi. <laughs> Ama ne bileyim ya yine de orada bir başka bir resmiyet var ya. E, hemen o gün sevgili olmadık bu gelişen bir süreç oldu. Ha işe başladın. Tabi. Acaba yani... işe başlamanda etkisi var mıydı? Bilmiyorum ama tam <laughs> olarak beni arıyorlardı yani benim özelliklerimde birini arıyorlardı. İş için mi? Evet. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya Nilüfer bostanlarımız artıyor bu arada çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah nasıl buraya bağladın diye soracağım o. Şimdi de ni <laughs> Serdar Nilüfer Bostanları'nda çalışıyor evet. değil mi? Siz nasıl Şimdi bir <laughs> nasıl <geliştirdim>? bir çiftsiniz <gülüyor> ya? <gülüyor> o, o seni işe almak isterken e, evlendiniz. Evet. Sonra sen onu i̇şe... kendi işine aldın gibi, gibi. oldu. Gibi. Evet. Oo. <laughs> Köklerden birbirine bağlısınız maşallah. Özcan <laughs> abi yıkıldı bu arada. Evet, ya Böyle ee, hiç düşünmediğimiz şeyleri konuşurken bulduk bu podcast'te kendimize. Evet, devam ee, edelim yine de. Devam edelim. Nilüfer Bostan satış noktalarımız 3'e erişti. Eee evet. İhsaniye ve Altınşehir'den sonra Balat'ta da bir şubemiz var artık. Ne alıyorsun en çok Nilüfer Bostan'dan? Ben e, yumurta, salça, yoğurt, süt, e, yani yoğurt yapmadıysam süt işte öyle. Um, onları alıyorum en çok. Sen? Ben peynir alıyorum çok. Ha peynir de var. Evet evet. Peynir alıyorum. Bir de çok geçen şey aldım. Oluyorlar. Fındık ez, fıstık ezmesi aldım. Ballı o da çok mı? güzel. Hayır normal düz. Hmm, ballısı boş. da var. Şeker kullanmayanlar için evet. sağlıklı. Ama zaten diğeri de yüzde yüz fıstık ezmesi. Onda da şeker yok. Ha O hiç tatlı değil hiç gibi. Hiç tatlı değil. Ben evet. öyle çok seviyorum. Evet evet. Onu ben de denemiştim. Hmm. Ballısı da güzel. Ya bütün ürünlerimiz güzel. Ee, Balatlıları bekliyoruz. Evet balata Adresini açıldı. verelim mi? Verelim ama bir anlam olacak mı? Bence tarif ederim. Tamam. E, Turkuaz Plus Çarşı Karşısı diye not almışım ben. Evet. Şöyle Balat Ormanı'na giderken bir Starbucks var ya. Hı hı. E, onun tam karşısında kalıyor böyle. Çok aslında merkezi bir, bir yer. Çok değil çok değil çok, mi? çok evet. bu bir tane böyle kavşak var zaten. Balat'a ne zaman gitsen o kavşaktan geçiyorsun hı ve evet. oradan sonra asıl yoluna dönüyorsun. O Tam o kavşaktan gözüküyor. E, hı hı. Güzel bir noktada. Herkesi bekleriz. Sağlıklı 23 Nisan, İhsaniye ve evet. Balat. 3 nokta oldu evet, ve daha evet, da artacak. Daha da artacak. Ben Atayevler'dekini gördüm mesela. Atayevler pazarının karşısında Yerlerimiz bir tane var. belli, evet. Binalar da var. Hızlı Artık hızlı yavaş yavaş. Hı. Hı -hı. Bakalım. Ee, hızlı büyüm, büyüyor. Evet, zaten bir kere gelip alışveriş yapan bir daha mutlaka geliyor. İlla ki. Evet. E, Nilüfer Bostan İhsaniye'de de enginar satışı başladı galiba sen görmüşsündür oradan geliyorsun e, ya da başlayacak. Başlayacaktır ha, çünkü evet. daha e, duyurmadık da başlasa duyururduk sosyal medyada. Bugünlerde e, başlayacak diye biliyorum. E, önümüzdeki hafta büyük ihtimalle başlayacaktır hı hı. E, ya da bu hafta içi bir gün başlayacaktır. Ne evet. yapıyorsunuz sosyal medya hesaplarımızı takipte kalıyorsunuz Aynen. ve orada biz anında duyuruyoruz. Hem Nilüfer Bostan evet. hesabı Nilüfer Bostan'a gel isimli hı hı. hem Nilüfer Bel hem de Nilüfer Sanat deyip hepsini söylemiş, e, söylemiş olalım. söylemiş olalım. YouTube'da da bizi takip edin. Bu ara ben YouTube'da biraz takipçi olayına e, odaklanmak istiyorsun. <gülüyor> evet <gülüyor> istiyorum. Ya yani hem o orayı içerik üreten arkadaşların biz Hı -hı. de dahil olmak üzere e, baskısıyla hem de şeyle e, biraz YouTube'da takipçi sayımızı arttırsak fena olmaz. O yüzden evet. bu videoda bu videoyu şu an izliyorsanız bizi Takip etmeye de başlayın. Spotify'da zaten bildirim açtığınızı varsayıyoruz. Hı hı. Ee, her yerlerdeyiz. Böyle. Mesela artık şey açık havaya gireceğiz biliyor musun? Billboard'larda büyük panolarda falan YouTube'a üye olun e, gibi mi? şeyler ha, yapacağız. Öyle mi? Ne güzel. Sevindirici bir haber. Bunu bilmiyordum. Evet. Asından ayrılınca. Ee, biz de kütüphanede <laughs> bilmiyoruz ne, neler oluyor. Neler oluyor neler? <laughs> Tiyatroda neler oluyor? Tiyatro dersleri devam ediyor. Bak yine çok güzel bağladım ya. <laughs> <laughs> performatif dönemeç e, adlı dersler var e, 6-7 Haziran'da 1230 16 saatler arasında Nazım Hikmet Kültür Evi'nde bu devam eden bir seri hocamız Süreyya Karaca Bey e, yine derslere katılabilir ilgilenenler 413 15 10dan bilgi alabilirler evet ya da e, ben telefonla konuşmayı sevmiyorum diyenler için de Nilüfer Tiyatro sosyal medya hesaplarından e, bilgi kontrol var kontrol edebilirler bol. evet bu arada şey, e, sen bana söylememiştin. Daha doğrusu kayıttan sonra söyleyeceğim demiştin. E, ben de sormayı unutmuştum. Ama dün tesadüf eseri öğrendim. Hangi oyuna çalıştın? Sevindin yazı mi? Için. Çok güzel ya. Çok güzel Aşırı evet. Aşırı yükseldim. Söylememeliymişiz mi peki? Valla o kısmı bilmiyorum. Çünkü prova e, provadayız dediler. Hı -hı. E, adını söylediler. Böyle Ama... rakamlı bir şey değil mi? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok belli ettin ya. Bence niye ya rakamlı oyun metni sadece bir tamam evet güzel rakamlı <gülüyor> ufak <gülüyor> bir ipucuyla tamam evet. ee, bir ben başka taşıyorlar. bir ipucu verecektim çok daha evet. bilinmez bir ipucuydu benimki ama Söyle, öyle bir ipucu neydi, verdin neydi? ki ama ikisini birleştirdiğinde kesin anlaşılacak mı? bir şey olur ee, yani çok işte söylemek bu, istiyorsun. evet <laughs> Ya Hikayeyi özlediğimi fark ettim. Ee, o kitabı tekrar okuyacağım. O yüzden hmm. benim ipucum buydu. Bence daha güzel ipucuymuş. Hiç anlaşılmayan bir ipucu. O kitabı bir daha okuyacağım. Yani bir kitap demek ki. Evet. Oradan hani derlenmiş ama evet. hangi kitap? Rakamlı. <laughs> Rakamlı. Hemen araştırıyoruz. <laughs> Kütüphane tamam. katılımımızdan. Yani biraz tiyatroyu sıkıştıralım. Haftaya duyursunlar. Yoksa evet. biz burada yanlışlıkla duyurmuş olacağız. <laughs> <laughs> biz yanlışlıkla duyuracağız. Bize konuk olun deriz. O zaman gelirler belki. Evet. Zaten bize bir borçları vardı bu arada onu da hatırladım. Hı hı. Konuk alırız belki. Peki yine Murat Daltavan mı yönetiyor? Onu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Muhtemelen öyle. öyledir. de evet, evet, Ama öyledir. şimdi böyle bu kadar da kesin konuştuk. başka <laughs> şey yönetiyorsa çok ayıp oldu abi. He. <laughs> evet. Her kim yönetiyorsa çok güzel yönetiyordur. <laughs> deyip ben gönülleri <gülüyor> alayım. <gülüyor> Peki bisiklet evi açılışımız var. Evet. Bundan bahsedelim. Bu pazar e, kaçı oluyor ya? 12. 12 Haziran. 12 Haziran pazar günü e, Ertan Ayçet'in bisiklet evi açılıyor. E, ben de Ertan Ayçet'in bisikletiyle katılacağım. Evet ee, yani bir çok ulusal. Evet. evet. E, kendisinin bisikletini satın aldım. Önceden kullandığı bir bisiklet. Hı -hı. Aslında bana sözü vardı. Sen, ya O bisikletin aynısından onda iki tane vardı. Hı -hı. Bu böyle özel bir bisiklet. İşte Bianchi'nin Kaurus diye bir modeli. Hı -hı. İtalya'da sırf bu bisikletlerin katıldığı yarışlar yapılıyor falan. Sadece böyle 90'larda üretilmiş bir bisiklet. E, Ertan abi de iki tane vardı. Birisini e, birisini düğününde hediye etti. Ben de çok kıskanmıştım. Sürekli <laughs> ona söylüyordum. Ben Gittin ta Manisa'da adamın düğününde hediye ettim falan diye. O da sen evlen sana da hediye edeceğim demişti. Ee, ama o öldükten Göremedim bir sene sonra evlendim aynen. ben Evet ama işte çocuğunun bisikletlerini Sattığını öğrenince ben kendimi aldım ee, İyi kaçırmamışsın çok üzülürdün Hiç kaçıracak gibi değildim evet, zaten Yani evet. Ertan abi bana hediye etmiş gibi e, düşündüm Hı -hı. Ee, Bir bisiklet turu olacak Önce ee, kent konseyi Hı -hı. önünde Yanlış hatırlamıyorsam 8.30'da Buluşulacak Evet. 8.30 toplanma atanmışım. saati e, 9'da da tur başlayacak Hı -hı. ve Ertan Ayçet'in Bisiklet evine gidilecek Başköy'deki Hı -hı. E, Ben de Ertan abinin bisikletiyle gideceğim Onunla Hı -hı. katılacağım çok bu tura güzel orada da saat 12'de de bir açılış töreni olacak. Hı. daha sonrasında orası ile ilgili uzun bir şey yaparız büyük ihtimalle. Hani belki oraya gel gelmiş yurt dışından birisi gelirse onu konuk alırız. Hı. ya evet, da işte güzel hani, olur. Türkiye Türkiye'den olan herhangi bir bisikletli gezgini orada ziyaret eder, konuk alırız ya da en kötü bizim belediyeden orayı ile ilgilenen bir arkadaşımızı buraya konuk alır. Bisiklete ile ilgili uzun uzun konuşuruz. Çok güzel bir yer çünkü. Ee, çok değerli. Üzerini konuşmaya çok hak çok, eden evet, bir yer. Ben de evet. bol bol orada vakit geçireceğim gibi Hı -hı. duruyor. Ee, ben de deneyimlerimi aktarırım seve seve. Güzel belki yaşlandığında seni oraya alırız. İlla bir yaşlılıkta bir yer bulmaya çalışıyorum ya. <laughs> evet. Seni de yaşlanıcı kütüphaneye aldık. <gülüyor> Diyorsun. <gülüyor> Ama bomba gibi projelerle geleceğim ona ne dersin? <laughs> e Normal işte. Bu şey <laughs> <Normal> köye, işte. <laughs> köye atanan öğretmen gibi. <gülüyor> <gülüyor> Kooperatif <o> Kemal. <laughs> İzledin mi onu? İzledim o bölümdeyim ama ya, o bölüm çok komik izleyemiyorum ya. Akmıyor bir yerde. O bölüm kalıyor. gerçekten çok komik. Ha. Çağlar ha. çorumlu olduğu için Evet. izleyeceğim bakalım. Peki. Ya ee, bir de Ilgın hiç beğenmedi. Ilgın olmadığı zamanlar. Ha Uldun zamanları izlemem gerekiyor. Ee, öyle de bir zaman yok. Peki ben bir şey söyleyeyim yine yaşlılığıma atfedebileceğim bir bilgi. Breaking Bread'e başladım. Renk. Niye bad. Çünkü bet izlememiştim Aa. ve hiçbir şeyi beğenmeyenler bile onu aşırı beğeniyorlar ya. O ne kadar izledin peki? Ben daha yeni başladım ama ilk bölümünde bile çok hoşlandım. Şu an yani hafta sonu izlemek ilk için sabırsızlanıyorum. İlk sezonu falan bayağı zor gider. O Sonrasında gitti. aslında akıyor hikaye. Ya daha da mı güzelleşiyor? Hmm. Yani ilk bölümden beğendiysen. Beğendim. Güzel. Ya mesela zaman. birini öldürmesi gerekiyor sonra ona sandviç veriyor. Sandviçin <laughs> kenarlarını yemiyor çocuk. Diyor <laughs> kenarlarını sevmiyor musun? Yani öldüreceğim birine ki sandviçin kenarlarını sevmiyor musun diyemezsin yani. Yani. <laughs> Çok tatlı geldi. Güzel güzel keyifli. Öyle yaşlılık event mi yani bu da sence? Yok ya Ama değil. yok yani kaçırmamış olurum izlemiş olurum. Tabii tabii. Öyle. Ee, yine çok uzattık ee, bir etkinliğimize geçeceğim. 11 Haziran'da Edebiyat Müzemizde, Mısır'da Edebiyat Müzemiz, e, Türkiye'nin yeraltı suları fanzin edebiyatı adlı bir e, ser, hem sergi hem bir söyleşi olacak. Bunu çok önceden ben görmüştüm ya. Bu ikinciye mi yapıyoruz? Şimdi ee, sergi orada var. Hı hı. Ee, ama bunun bir etkinliği olacak. Şu Onur Sakarya Yürütücülüğünde e, çalışma arkadaşımız aynı zamanda kendisi. Evet. Altı Öktem ve Efe Elmastaş konuk olacak. Fanzin kültüründen konuşacaklar. Yani söyleşimiz yeni. Hı hı. Gelenler aynı zamanda sergiyi de izleyebilecekler. Çok harika. 11 Haziran Cumartesi günü. Evet. Saat Vay 14 de. ile 17 arasında. Ee, üstelik bir de e, kes yapıştır dergi kapağını kendin oluştur gibi bir atölye de olacak o da çok keyifli olabilir Efe Elmastaş yönetiminde bu şekilde fanzinli bir gün çok sen katılmak. fanzinleri hatırlar mısın biz üniversitedeyken çıkarırdık ben hatırlıyorum evet yani çok ee, hani oralarda olan bir insan değildim ama biliyorum uzaktan gördüğüm şeyler. Hı, hı, hı. Evet. Hala da yapıyorlar ya ben belediye falan da çok geliyor şey üniversitedeki çeşitli topluluklar. Ha, dağı, dağıtır yani, mısınız falan evet, diye mi? Hay basar mısınız diye <laughs> Sorun daha temel. <gülüyor> <gülüyor> ee, öyle yani hala devam eden bir şey. Ee, Oradaki sergi çok ilginç yani çok ilkleri görebilir meraklısı. Ama hı, internet bayağı uzan. bitirdi artık bu işler herhalde. Yani nostaljik geliyor bana şey gibi internetteki forumlar gibi bir ara forumlar da çok meşhurdu şimdi onlar bitti evet. ee, başka şeyler bazı şeyler kalıyor bazı şeyler gidiyor fanzinde biraz artık böyle bir nostaljik bir yanı var çok özel ilgilisine gibi değil mi evet aynen evet. öyle süremiz doluyor gibi ee, aslında daha vardı bir şeyler Cenk ama kapatalım mı söyleyelim mi şunu söyleyeyim misyeler evet, o... arası müzik yarışması. gördüm onu canım tatlı çekti Sufle evet. <laughs> grubun adı Sufle e, Müzik Yarışmasının ödül töreni olacak finali olacak e, ve Sufle'nin konseri olacak 9 Haziran'da Fethiye Kültür Merkezimizde saat 18'de. Evet bu da galiba pandemiden dolayı iki senedir yapılamayan bir etkinlikti. Hı -hı. Ben çok seviyordum yani e, şeyken e, sosyal Bençken. medya ekibindeyken <laughs> bu Lise Arası müzik fest. Müzik yarışmasının ayrı bir enerjisi var yani orada böyle evet. bir sürü genç, böyle heyecanlılar, bir tarafta ağlayanlar, bir tarafta <laughs> mutlu olanlar falan böyle çok keyifli hissettiren e bir etkinlik. Gençlerin bir şey ürettiğini görmek başlı başına güzel. Benim hemen Gözlerimi dolduruyor bu durum. İşte bak bu yaşlılık göstergesi, <laughs> Breaking Bad falan değil bu. <laughs> Biraz romantiyim de zaten. Çocuklara ve gençlere mis seni daha da romantik yapacak ya. İçinden evet. bir yazar çıkar mı acaba? <laughs> Orada yazıyormuş. Şair. Bir şeyler. <laughs> Kitabım çıkıyormuş. <laughs> şair ol şair. Arzutan <laughs> İsim de uygun ha. Bilmiyorum. Arzutan. Henüz okumayı sevenlerdenim, yazanlardan değilim. Yazarsın yazarsın sen. Bence yaz. de ne yapacaksın zaten? <gülüyor> <gülüyor> ya gözlemeyeceksin yazacaksın. Şaka da Doğa yürüyüşleri yaparsın misi. Mükemmel bir yer. Evet evet şu an çok güzel. Bakalım kışın nasıl olacak? <laughs> Kötü şeylerini söylemeye çalışıyorum ama yok bence her her mevsim ayrı güzel olacak orası. Evet ee... evet çocuklarla beraber olmak da ayrıca güzel. Kütüphane'den hoşlandıklarını görmek, kitaplarla ilgili olduklarını görmek de ayrıca güzel. Orası ama hoşlanılmayacak bir kütüphane değil ya. Evet yani evet. Buradan bizi seyreden herkese. Sesleniyorum ki eğer çocuğunuz varsa ve Misideki Misi Çocuk Kütüphanesini görmediyseniz çok şey kaçırdınız. Kesinlikle. Mutlaka gitmeli görmeli ee, orada takılmalısınız. <laughs> teşekkür ederiz. Ne demek? Niye <laughs> <laughs> bana <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorsun? Tuğrando boş da öyle. Boş bir teşekkür <laughs> nasıl, gibi. <laughs> oldum. Nasıl sahip seni. Kaf kafe işletmecisi gibi. <gülüyor> 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 reklamını yapmışım gibi. Belediyenin orası çok abartma. Böyle bir bağlılık hissetme öyle teşekkür ederiz. <laughs> tamam, hepimizin. Tamam, görevimiz. Hepimizin görevimiz. Evet. Ee, bence yavaş yavaş kapatalım. <laughs> evet programımızı. kapatalım. Ee, bayağı da olmuş. Bayağı lele yaptık. <laughs> Başka türlü hayat geçmez bir arzu. Evet. <laughs> Yeniferde hayat güzel. Etkinlikler devam ediyor. Sizi seviyoruz. Bu arada yaz tatilinin nasıl olacak konusunda haftaya konuşalım. Şimdi aklıma geldi. Tamam ben de gelirken düşündüm. Bazen Hı -hı. yine düşebiliriz. Sen olmazsın ben olmaz. Ama parasızlıkta çok tatil yapmayız herhalde. İşte ya. konuda dönüp oluşup oraya Evet. <laughs> Ama neyse artık buluruz yapacak bir şeyler. <laughs> Sabah da Özcan abiye çantamda tombalı olduğundan bahsediyordum. Onu da parasızlığa bağlayalım. Öyle yemeği o kadar pahalı ki Evet. tomboluğu falan. Miside işte, ne yiyorsun ki sen? Ben yine yanımda götürüyorum. Mutfağımız hmm. var orada. Salata Oo, malzemesi ve tombalı Okey benim için. Harika. Ben de e, yanımda götürüyorum bu, bu aralar. Hem yürüyerek işe gidiyorum hem yanımda götürüyorum Olmayan kilo müjverler. vereceğim diye uğraşıyorum. <laughs> oldu çok da güzel oldu ya. Keşke. Özcan abi, Cenk'i pazarda görürsen lütfen fotoğrafını istiyorum. Elinde poşetlerle. <gülüyor> 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 Bakalım hafta hangi konuda konuşuyor olacağız. Kabak gördünüz müjver konuştuk. Enginar konuşuruz belki. Enginar aldım. Enginar, enginar, Hasan yapmak Adam. yapmak bir üst kademe olabilir ama yani karnı yarık falan gibi. Yok daha bir zor bir segment şey yok sanki. Ya. Hayır canım. Değil mi? Hiç yapmadın mı? O dolma gibi olanını yapmamış olabilir dolma Boş gibi değil da. ki o. Böyle içine dolduruyorsun i̇çine ya böyle renkli ya. bir şeyler yapıyorsun. Ayrıca bunu ayrı ayrı yapıyorsun garnitürünü sonra içine koyup tencerede pişir Çok basit be. Tamam haftaya yapıp tecrübemizi sizinle paylaşacağım. E yap yap. Aldın mı enginar? Ben 45'ten aldım. Henüz almadım. 45 mi? 45. Annenin ortaklığı mı sadece kendine mi? Sadece kendim çok. ama annelere de vereceğiz. Ver ver 45 çok. Evet. Ama niye ya? anca yenir ya? 3 3 3 3 yaptık onları. Nedense <laughs> bir buçuk bir buçuk yiyeceğiz. 3 3 3 yaptık. ya ee, yani 15 öğün bütün kış. Çok değil mi anca ya? Hmm. 45 rakamı bir iddialı değil geldi mi? Ülktücü bana bir geliyor anda. geliyor Evet. Ama e, güzel. Yani geçen sene de aynı yerden almıştık Hasan Ağa'da bir yetiştirici alıyoruz. Çok güzel hem büyük hem kılçıksız. Bu arada Hasan Ağa de alalım. Bu arada enginden alacaksınız. Hasan gidin ve Hasan Ağa'dan alın. Tam zamanı. Tam zamanı, tam yeri. Evet. Kapatalım. Kapatalım. Asi olsaydı toparlar hemen buraları. Biz hemen başka <laughs> konulara dalmaya hazırız. Tatil konuşmayalım deyip Engin'e konuştuk. <laughs> evet. Teşekkür ederiz biz dinlediğiniz için. Ee, hoşçakalın. Bize podcast at Nilüfer adresine ulaşabilirsiniz. Bunun yanında da bildirimleri açmayı, bizi her yerlerde takip etmeyi unutmayınız. Ee, her yerde varız. Bütün platformlarda. Podcast dinleyebileceğiniz her yerde biz varız. de bu hafta yazın yeterli. Ee, haftaya görüşürüz. Herkese iyi haftalar. Bizi pazartesi dinlemeyi unutmayın. Çünkü en güzel pazartesi oluyor. Diğer günler dinlediğinizde bir şeyleri kaçırmış oluyorsunuz. Ben uzattım. Evet. Bay bay. İyi haftalar. <laughs>